Merhaba arkadaşlar. Bugün okuyup bitirdiğim Eğlenceli Tarih dizisinden 49 numaralı Eğlenceli Bilgi Yayın Evi'nden çıkan Piri Reis ve Acayip Haritası adlı kitabı çok severek ve akıcı bir şekilde okudum. Sayfa sayısı 142. Bu arada hastayım. Günde en az 3 defa burun kanıyor, öksürüyorum. Yani ben doğal ilaçlar da kullanıyorum. İnşallah biter diyorum. Ne devam ediyorum. Piri Reis Gelibolu'da doğmuştur. Yani Osmanlı'nın sahip olduğu ilk topraklarda Rumeli'deki ve oradaki yani Rumeli'deki çoğu aile balıkçılıkla ve denizle ilgili işler yaparak geçimini sağlıyor. Ve Piri Reis'in annesi ve babası ilk başta işte Gelibolu'ya geldiklerinde böyle tarımcılıkla ve hayvancılıkla uğraşıyordu. İndir biraz kitabını anneciğim. Evet. Ve ondan sonra Gelibolu'ya geldikleri için onlar da denizcilikteki işte Türkmen boyları genelde hayvancılık yaparlar. Ve yazın yaylaklara giderler. Kışın daha sıcak, yazın daha serin yerlerde. Fakat bu Türkmen boyları denize yakın oldukları için deniz faaliyetleriyle uğraşıyorlar. Yani balıkçılıkla geçimini sağlıyorlar. Denizden ticaretle alakalı işler yapıyorlar, değil mi? Şimdi arkadaşlar bir kere bir düşünün. O kadar fazla yani denizcilikle uğraşan insanların olduğu bir şehirde siz de denizciden etkilenmemiz ne mümkün yani? Tabii ki merak ederiz. Denizin içinde ne var? Denizinden sonra hangi neler geliyor? Hangi kıta var? Hangi Piri ülke var? Piri Reis'in ninnisi martıların ötüşü. Hı hı. Ve en sevdiği şarkı da dalgaların yüzeye vurmasıydı. Hadi ya. Yani kısaca anlatırsak. Demek ninnisi martıların ötüşü. En sevdiğimiz müzik de dalgaların kıyıya vuruşuymuş. Yani şimdi böyle bir ortamda denizciden böyle etkilenmemek mümkün. İlgilenmemek ne mümkün yani? Bir de ilk başta böyle kitabın böyle ileri sayfalarında 10-20'li sayfalarda evet. Piri Reis'in 12 yaşında bir annesi ve bir de babası oluyor. Ölüyor. Ve onu amcası Kemal Reis yanına alıp çok küçük yaşta annesini ve babasını kaybediyor. 12 yaşında. 12 yaşında. Allah rahmet eylesin. Sonra amcası ona sahip çıkıyor ve amcası da ne? O zamanın ünlü denizcilerinden biri. Allah razı olsun Kemal Reis'ten de. Piri Reis'i ilk başta gemisine bindirdiğinde evet. Ona yazıcılık görevi vermişti. Yani gemisiyle gittikleri her yeri, her şeyi işte Akdeniz'deki taşı, onu yani bitki örtüsünü tut da adaları tut da işte hepsini bir tane defteri yazacak. Piri Reis böyle denizciliğe başladı ve daha sonra daha da büyüdüğünde onlara çok daha fazla gereği olduğunu anladı. Yani yazı yazmasının gerçekten ona bir faydası olduğunu anladı. Bir arkadaşlar siz Piri Reis'in yerinde olmak zorunda olsaydınız siz böyle bir görev yapar mıydınız ya da başka bir görev mi isterdiniz? Eğer başka görev isteyenler like, bunu isteyenler abone olsun. İlginç, evet. Çok merak ettim ben de. Ve ondan sonra aşağı indirebilirsin biraz Kemal Reis. Daha böyle işte ergenlik çağına geldiğinde Piri Reis. O zaman ilk başlarda
Tabii ki de Piri Reis, Piri Reis adıyla anılmıyordu. Muhittin diye arı. Aa, Piri Reis'in asıl adı Muhittin. Evet. Hı. Ve sonradan işte denizlerin piri oluyor. Ha, tarihçilerin piri, matematikçilerin piri. Bu da denizlerin piri olduğu için Muhittin artık ismi kullanılmıyor. Piri Reis ismi kullanılıyor. Hı, çok güzel. Ve ondan sonra da böyle ergen çağına geldiğim Piri Reis, Kemal Reis ona bir gemi veriyor ve bu geminin kaptanı Piri Reis yapıyor. Oo, çok O güzel bir zaman amcana Piri kadar Reis, güzel bir hediye vermiş. Bir gemi ve geminin kaptanı da yeğeni. o zamanki Piri Reis'in sevincini düşünün. O kadar fazla denizi seviyorsunuz, seyahat ediyorsunuz Ve o kaptanı ve sizsiniz. sonunda bir geminin kaptanı oluyorsunuz. Hı. Bir gemi yönetebilecek kadar demek ki yetişmiş bir reis. Kemal Amcası Reis. da ona güveniyor çünkü benim bu işleri yapabilecek bir yeğenim var diye. Evet, sonra. Arkadaşlar, bir de eğer siz Piri Reis'i böyle güçlü, kaslı, böyle iri yarı bir adam zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Piri Reis orta boylu, sakallı ve çok narin ve zarif bir insandı. Bak sen bunları hep Barbaros kitapta Hayrettin ara. Paşa. Yani diğer anlattığım gibi. Hı. Onu başka bir videoda çekeceğiz. Hı. Ve tarihler 1500'lü yılları gösterdiğinde Evet. Piri Reis bütün denizcilerin kolayca yararlanabileceği, işte onları ihtiyacı olduğu bir harita çizmek istedi. Ve bu haritayla kimsenin ama kimseye kaybolmasını istemediği için en ince ayrıntısına kadar çizmeye karar verdi ve ilk böyle bizim bu arada arkadaşlar bu kitap PDC her birinci haritasının bir parçası olarak hediyesi var. Afiş olarak. Biz de onu kurmamızı yazdık. Onu arkadaşlarımız Anneciğim için biz getireyim. onu ters as ay yan asmışız. Öyle mi? Yanlış mı asmışız? Ben bir Anneciğim, getirip Pina'yı geleyim. Amerika yandırıyordu. Öyle mi? Ha bir de arkadaşlar, annem artıya getirdiğinde göstereceğim. Lütfen ama lütfen. Başka neler yapıyor? Haritayı mı göstermek istiyorsun? Arkadaşlar, bakın. Şurada gördüğünüz böyle sıra dağlar Hicres'in artısında olan. Bunlar Kaf Dağı olarak da düşünülmektedir. Böyle sıra dağlar var. Hı. Başka neler var bu haritada ilgini çeken? Ve aslında biz böyle asmalıymışız. Biz yan Bakayım. asmışız. Evet, böyle asmalıymışız. Ama biz öyle mi Böyle astık? açmışız. Evet. Anneciğim bak şimdi. Şurası Güney Amerika. Aa, öyle mi? Bilmiyorum. Şurası da Afrika. Oo, evet. Şurası da o zaman Avrupa. Ama Şurası Afrika'nın da üstü. Avrupa. Evet. Ve O zaman Güney Amerika'ya gitmiş mi Piri Reis? hayır. Ama nasıl çizebiliyor ki? Kristof Kolomb'un çizdiği haritaya bakarak. Aa, Yoksa ilginç. Piri belki de Akdeniz'in dışına çıktı. Bir ara Piri Reis 19 yıl boyunca kayıplara karıştı. 19 yıl boyunca kayıplara mı karıştı? Evet. Nereye gitti peki? Hiçbir kaynakta yazmıyor. Belki de oralara gitti. Biz bilmiyoruz. Neden olmasın? Bu haritayı da öyle çizdi. Belki de cidden Amerika'ya gitmiş olabilir. 19 yıl boyunca hiçbir kaynak ondan bahsetmedi ve Belki başka gemicilerle başka yolculuklar yaptı. Kitabını yazabilmek için. belki de öyle bir kitap yazdı Amerika'ya gittiğini falan. Ama belki o zamana kadar yıprandı falan. Evet Denizlerde arkadaşlar, yepyeni bir ihtimal. Şöyle bir şey olabilir. Gemi batmış olabilir, bir adada yaşamış olabilir.
kendini kurtarmış olabilir. Ama 19 yıl sonra tekrardan geri dönüyor. Neye? Osmanlı'ya geri O dönüyor. zaman bu 19 yıl boyunca Piri Reis bence çok büyük işler yapmış Belki olabilir. de Amerika'ya gitmiştir. Güney ve Kuzey Amerika'yı Belki keşfetmiştir. de bu Güney ve Kuzey Amerika'daki keşifleri belki başka arkadaşlarıyla yaptı. Bilemeyiz ki. Belki başka kitaplar da bıraktı. Fakat bu kitapların birçoğu diyelim ki denizdeki fırtınalarda kayboldu. Ya da yağmalandı falan. Her şey olabilir. Evet, yepyeni bir ihtimal. Sonra devam et paşam. Birinci harfi çizdi. Pireceğiz. Ve bunu ilk birinci harfi Özür dileriz arkadaşlar. Bu arada oğlum astım hastası. Dualarınızı ilk bekliyoruz olarak Yavuz iyileşmesi Sultan için. Selim'e gösterdi. Böyle tamam olan haritayı. Ve Yavuz Sultan Selim bayağı bir beğendi ve onu Topkapı Sarayı'nda yerleştirdi. Topkapı Sarayı'nda Ve ondan sergileniyordu. sonra yerine tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman da bunu gösterdi. Ve bir anneciğim 47'den 19 çıkar. Şu an bana matematik 30 işlemlerini sormasan 37 9 çıktı. 7 çıktı. 50'den 10'u çıkar. 28. İşte 1528'de ortadan kayboldu. Ve 1547'de yeniden geldi. Evet, 19 yıl sonra tekrar meydanlardaydı Pir Reis. Tekrar Ve gemilerdeydi. ondan Tekrar sonra Osmanlı'daydı. yeri döner dönmez yeni ve işte yeni Avrupa Avrupa'ya seyahatleri mi çıktı? hayır Avrupa bu nasıl diyor? Şimdi Amerikan olur, Avrupa, Afrikan olur, Asyan Afrikalı olur. olur, Avrupalı olur, Ha, Asyalı. ben de Avrupan Hayır. Bir insan nereli mesela? Biz Orta Asya Türklerindendik. işte Türkmen boylarıydık, Avrupalılardan yerleştik. tekrardan böyle Ümit burnundan Hindistan'a giderek birçok Keşifler yaptı Avrupalılar, değil mi? hiç bilmiyorlardı ve Orta Çağ'da Avrupa en karanlık çağını yaşıyorken Evet. 1500'lü yıllarda direktmen aydınlandı. Ne keşiflerle değil mi Avrupa? Ve Ümit sonra burnunu güneş. buldular. Afrika'nın en uç noktasıydı orası. Sonra aslında orasının başka kötü bir adı vardır. Ama denizcilerin ümidini kaybetmemesi için Ümit Burnu denmiştir. Öyle mi? İstersen haritayı birazcık şey yapabilirsin, çekebilirsin. Arkadaşlar seni görmek istiyor Şunu olabilirler. Arkaya koyabilirsin. bantlarıyla geçirmişsin. Teşekkür ederim. Tamam. Arkanda kalsın o. Sen anlatmaya devam et. Arkadaş, oğlum sizin için haritayı asıyor ve ilginç bilgilerle bizlere eşlik ediyor. Seni Hiçbir bekliyor. kitapta İşte Pirireis'in 19 yıl boyunca ne yaptığı, nereye gittiği hiçbir türlü bahsedilmemiş. Ve Biraz ya sağa onunla ya da sola gidebilirsin. Tam harita gözükmüyor çünkü. ve bu konuyla ilgili hiçbir fikir yürütmemişler. Hiçbir kitapta. Yani benim Yani okuduğum kitaplara göre. evet arkadaşlar, Piri Reis'in 19 yıl boyunca ne yaptığını bilenler varsa, araştıranlar varsa, Anneciğim, tahmin edenler ve yorum yapmak isterseniz bize yorum yazarsanız çok teşekkür ederiz. yorumları açık yapmayı deniyoruz. Tamam, yorumları açık yapalım bunu inşallah. Açık yapıyoruz, kapalı oluyor ya. Evet, onu YouTube kendisi ayarlıyor. Çünkü seni gördüğü için demek ki kendisi o şekilde ayarlıyor. Ya neden olmuyor? Şimdi devam edelim. Piri Reis geliyor. Avrupalılar Ümit burnunu ve coğrafi keşifleri Ondan başlatıyorlar. sonra İpek yolunun yönü değişiyor ve Osmanlı'dan değil de başka bir yerden geçiyor. İpek yolu ve bu yüzden de İpek yolunun denetimini yapan Osmanlı çok büyük bir krize geliyor. Ticari anlamda, Ve mali anlamda. mali açıdan çok büyük bir kriz oluyor. Mısır'daki
şey boğaz açılmış oluyor mu? Hani Nil Nehri'nin aktığı yer vardı ya, orada bir boğazı, karayı ayırıyorlar ve Akdeniz'le Kızıldeniz'in olduğu Geçiyorsun. yeri açıyor o Ha yazı. evet, Kızıldeniz'le ilgili bahsetmişti ama o kadar da uzun tutamadım. Neyse, 1542'de yeniden Evet. göründüğünde yeni Suis Kaptanlığı yapıyor Hı. diye bir işte Kitapta ondan bahsediyor. kanıstan böyle bir şey oluyor. Yani günümüz rütbesiyle tüm Ora Omiral Evet, tüm omiral oluyor Piri Reis. Süveyş kaptan oluyor Süveyş Kanalı, hatırladım. Kızıldeniz'le Süveyş kaptanlarının görevleri Hı. hacca gidip gelen Müslümanları Portekizlilerden koruyup korunaklı bir şekilde Müslümanın hacca gitmesini sağlamak. Denizli yolculuğu yaptırıyor yani Müslümanlara, değil mi? Daha kolay. Hacca gitmek Aylarca için. süren yolculuklar, mesela diyelim ki 6 ayda süren bir haç yolculuğu, bu sefer belki 2 aya, belki 1 aya iniyor, değil mi? Deniz yolculuğuyla. Portekizlilerden koruyor. Süveyş kaptanları veriyor işte. Şimdi Mısır'da Süveyş kanalı açılıyor o zaman demek ki. Artık Piri Reis ikinci bir harita yapmak istiyor. Harita yapmak istiyor. Evet. Yani birincisi de çok fazla hata vardı ama yine de mükemmel bir görünümü vardı. Hı. Bu haç yolculukları Ve yaparken tekrar bir daha harita yapmak isteği duyuyor. bu kitap çok eskiden yazılmış. Piri Reis haritasının bir kısmı daha bulundu diye biliyorum ben. Hı, sen onu başka araştırdığında mı biliyorsun? Yok, bir ara haberlerde çıkmıştı da. Öyle mi? Hı, 2019'da mı 2018'de. Pir Reis'in kitabının bir kısmı mı bulunmuş tekrardan? Ama ilk miydi yoksa ikinci miydi? Bilmiyoruz ya da Hatırlamıyorum. hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorsun. Tamam. Bu kitaptan bize başka önerebileceğin, senin çok hoşuna İkinci giden haritayı başka bir şey yapıyor var ve mı? bunu Kanuni Sultan Süleyman'a sunuyor. Hı. Sunduğunda Kanuni Sultan Süleyman çok fazla memnun oluyor. Hı. Ondan sonra da asıl kitabı Bahriye'ye yaz. Ve şunu da söyleyeyim. Piri Reis Hı. Süveyş kaptanlığına atandığında sizce kaç yaşındadır? 50 yaş ve üstü diyorsanız like. 19 yıl boyunca ortalıklarda yoktu. Eğer 50 yaş ve altı diyorsanız Abone hayır, olunuz. paylaşın. Hı. Sizce Devam. kaç? Tamam. Tamam. Piri Reis Süveyş kaptanlığına atandığında Hı. tam 80 yaşını geçmişti. O kadar uzun yaşıyor maşallah. Ne zaman öldüğünü hatırlamıyorum ya. Kitapta Ha kitapta Bizim bence ölmedi. Bence bu güzel idamla mahkum edilip ölüyor. öyle mi? Evet, Piri Reis'i kıskananlardan. Dolayı. İlk başta Kubat Paşa, Hı? sonradan ilk başta Basra valisi Kubat Paşa, sonra da Mısır valisi Mehmet Paşa kıskanıyor ve Mısır'da idam ediliyor. Allah rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. Bizlere böyle Pir Reis'in yıllar önce yazmış olduğu bir haritayı dünyamıza kazandırdığı, Ve tarihi eser arkadaşlar, yazdığı için ve deniz yolculuklarında adalara gelinceye kadar, orada yetişen bitkilere gelinceye kadar, değil mi? dur orayı anlatacağım. Arkadaşlar, sizce Akdeniz'de kaç tane ada var? Türkler Akdeniz'e Adalar Denizi diye hitap ediyordu. O kadar çok Sizce adalar var. kaç bin? Kaç Annesine de tane? sordu arkadaşlar. Ben o kadar az söylemişim ki oğlum bayağı Annem gülmüştü. 300 söyledi. 300 ada dedi. Çok az.
310 ile çarp. 3000. Akdeniz'de yaklaşık 3000 tane Adana vardır. 3000 tane. Oo, çok fazla. Gerçekten Akdeniz adalar. Hepsinin bulduğu bir ada kitabı olur muydu? Acaba isim, Osmanlıca ismi nasıl olurdu? Değil mi? Kitabı Adana Osmanlıcası. Bilmiyoruz tabii ki. Öğreneceğiz inşallah yavaş Arkadaşlar, yavaş. Arkadaşlar bir de Biri Reis kayıplara kayıplarda olmadan önce kitabı Bahriye diye bir kitap yazmaya karar verdi. Hı hı. Kitabı. Bu kitapta ilk başta denizcilikle bu kitap aslında 4 bölümden oluşur. Birinci bölüm giriş. Girişte o Kanuni Sultan Süleyman'a övgüler. Hı hı. Ve kendisinden birazcık bahseder. İşte denizcilikle ilgili bir şeylerden daha. Sonra da ikinci bölüme geçer. Burası bayağı bir fasıldan oluşur. Bayağı bir diyor çünkü fazla. Tamam, sonra? Ve burada çok işte denizcilikle alakalı şeylerden bahseder. Ve size bölüm bölüm söylemeyeceğim. Direkt ben dümdüz bir şekilde söylüyorum. Hı hı. Bitirelim artık yavaştan paşam. Kitabı Bahriye'de hı hı. O Akdeniz'deki bitkilerin türlerini, hayvanların işte isimlerini, hayvanların durumunu, onların ne tür olduklarını, o Akdeniz'deki fiziksel şeyleri, oradaki adaları ve oradaki maden yataklarından biliyormuş. Demek ki bir denizci olarak adalara çıkmış, görmüş, incelemiş. Maden yataklarını da biliyormuş. Ve Akdeniz'in sadece üstü olmasın demiş. Üstü olmaz sadece. Altını da anlamak lazım demiş. Ve Akdeniz'deki mercan türlerinin, balık türlerinin nerede, hangi balık yetiştiğinin hepsini yazmıştır kitabı Bahriye'ye ve benim en çok istediğim kitabı Bahriye. Buluruz internetten ya belki. Ya piyasada var ama. Var mı? Olur anneciğim. Ama o da olur inşallah. Çok pahalıdır. Alırız inşallah. Sen niyetlen. Biz gökyüzüne o güzel olumlamayı söyleyelim. Allah bize gönderecektir. Hayata pozitif bak. Evet. Bizim bütün düşüncemiz bu zaten. Pozitif olacağız. Şimdi sen bu kitabı okudun. Söyle bakalım kimlere tavsiye ediyorsun? Kaç yaş çocuklarını tavsiye ediyorsun? Her yaş yok. 7'den 77'ye denizi ve denizciliği seven herkes için. 7 yaş ve üstü diyorum. Okumayı seven. Sonu küçüklere ağır gelebilir. Öyle mi? Hı-hı. O zaman 9 yaş ve üstü, 8 yaş ve üstü, denizciliği. 7 yaş ve üstü olur. 7 yaş ve üstü herkese tavsiye edilen. Tarih öğrenmek isteyen herkes için. Metin Özdamarlar'dan bir tarih kitabını daha yorumladık arkadaşlar. Bilgice tez çıkar. Ay Metin Özdamarlar'mış. Bir tarih kitabını daha yorumladık arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizleri destekler ve paylaşır ve like atarsanız çok teşekkür ederiz. Pir Reis kitabını sizler için yorumladık. İyi günler, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın arkadaşlar. Goodbye.